eskisi var zaten şey yapmıyor. Bir anda kapabilir yani. Evet, evet, normalde evet. Havlamaz bunlar. Bir anda giriyor, havlamıyorlar. Hep bakıyorum. Bu, bir de bunlar abi bak şöyle bir şey var. Pes etmiyorlar. Hiç pes etmeyi bilmiyor yani. Bizim Narkoz burada. Benim Pablo'yla kavga ediyor. Pablo gidiyor ilk başta saldırıyor ona. Narkoz biraz daha çocuk oluyordu. Pablo gidiyor saldırıyor ona. Evet. Ben de aşağıda malzeme almaya gitmişim. Ustalar burada. 3 tane ustam var. Çalışıyorlar. Biliyorum, usta beni arıyor. Diyor hemen gel. Bunlar birbirine gidiyor. Biz ayıramıyoruz. Korkuyorlar köpekten. Evet. Girmişler bu ofise. Tamam mı? Bu kapı yapılmış. İçerisi yapılmamış. Buralar hep şey o zaman. Neyse. Gel diyorlar. Bunları ayır. Ben de iyi deredeyim ya. Buraya gelmem en az 20 dakika. Belki de yarım saat. Düşün arabanın arka kapağını kapatmıyorum. Yere düşüyor faynaslar. Öyle hemen hızlı çıkıyorum panikle. Sonra eşim geliyor zaten Pablo'yu alıyor yani. Yoksa yine ayrılmayacaklar. İlk önce bu ustalar anlatıyor bana mevzuyu. Pablo'yu öyle acıyoruz ki diyor. Narkoz onu diyor boğuyor. Canekorsu Dogo'yu boğuyor diyor yani. Evet. Öldürdü onu diyor. Daha artık herhalde Pablo daha yaşamıyor. Evet. Çünkü Pablo cüsse olarak da ondan küçüktü. Pablo'yu yerlerde süründürüyor falan filan derken. Sonra... Narkoz merhamete mi geliyor? Yoruluyor mu? Ne oluyorsa bırakıyor onu. Bırakır bırakmaz Dogo bunu kapıyor. Ondan sonra buraya kaçıyor Narkoz. Ustalarla beraber hepsi Pablo'yu şu kapıda sıkıştırıyorlar abi, tamam mı? Narkoz da usta anlatıyor. Diyor ki Narkoz da bize yardım ediyor. Pablo içeri girmesin diye kapıya dayanıyorlar. Pablo'nun kapısı kapıya sıkışmış. Yani beli dışarıda. Öyle işte eşim geliyor dışarı çekiyor onu alıyor. Ondan sonra... Köpeği kurtarıyoruz yani şey Narkoz'u. Ben geliyorum. Pablo'nun suratını bir görüyorum. Diyorum ki bu ne olmuş ya? Ama sonra Narkoz'u görünce diyorum ki bu dogolar harbiden yaratık yani. Böyle bir şey olamaz. Hiç yorulmuyorlar. Ölmeden de pes etmiyorlar yani. Ya Canekorsu'lar çabuk yoruluyor. Değil mi? Ya çabuklar çabuk yoruluyor. Ben bak şimdi sen Canekorsu sahibi olarak biliyorsun. Ben de aynı şekilde. Benim de Narkoz varken bunu diyorum. Canekorsu'su olan insanlar bana yazıyor. Ya işte sen Canekorsu'yu bilmiyorsun bilmem ne. Ya tamam biliyorum iyi köpek ama yoruluyor kardeşim. Çabuk yoruluyor, evet. Çabuk yoruluyor. Yoruluyor yani bunu niye şey yapıyorsunuz ya? Evet. Ben bunu yaşadığım için yaşadığım olayı anlatıyorum yani. Şimdi bak. Şimdi buna bak Canekorsu sahibi ve Lokum da atletik bir Canekorsu yani güzel. Şimdi bak bir pitbull gelsin. Hı. Lokum yorulana kadar o pitbullu halletti. Evet, etti etti. Ha. Etmedi. Aynen öyle. Pitbull bunu halleder. Evet. Yani bu kadar şey ama çabuk yoruluyor. Aynen galiba. Ben de ona işte onu diyorum. Narkoz bunu boğuyor. En son işini bitiremedi, bıraktı, yoruldu. Yoruldu, ondan sonra pes etmiyorlar ya. Ben zaten bunu ikisi Pablo'yla Korsa dağdayız. Canlı yayında oldu ya. Bir anda bir kavgaya başladılar abi. Belki de yani 30-40 dakika uğraştım. En son geldiler de halat malat getirdiler. Yanında hiçbir şey yoktu. Ayırdık onu. Bunu öldürmeye çalıştılar. Bu da pes etmedi. Onlar da pes etmedi. Orada Narkoz'u. Narkoz olmasa bunu belki öldürürdüler ama. Narkoz geldi Korsa'na daldı. Öyle... Pablo ile teke tek kaldılar bu sefer. Öyle zar zor gelince bağladım öyle ayırdık onları. Yani bu dedim o zaman öldü acıdım buna. Bu o zaman daha onlardan küçüktü abi. Bunu öldürmeye çalıştılar işte ama abi, gene bu. Gene hayatta makine. Kaldı. Ama yani dogoların en güçlüsü bu abi. Evet. Bu makine. Harbi makine ya. Bunun ben şimdi var ya burada bunun karşısında durabilecek. Yani belki şimdi ilk anda bunu baron bunu alt edebilir öyle düşünüyorum. Ama bunu öldüremediği zaman bu baronu öldürür yani. Raskol bile şimdi Raskol de çok güçlü ama bence Escobar'ı burada yatıracak köpek yok ya. Tam bir kutup ayısı bu. Kutup.
Arkadaşlar Escobar'ı saldım. Escobar daha çok böyle görüyorsunuz yani geliyor, hiç böyle havlama mavlama yok. Direkt kitleme modda. Yani oyun hani oynama şeyi yok. Böyle sessiz durmasına bakmayın. Bu direkt dalar yani. Dalacağı için o şey yapmıyor. Ama diğer köpekler daha çok böyle atak pozu verebiliyor. Escobar'da o yok. Escobar'da dışarı çıkarıp halatla tutmam lazım. Ona da hiç girmiyoruz. Ama köpekleri buradan duruşlarını, dikilmelerini çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Şimdi boss'u da çıkaracağım arkadaşlar. Boss'tan sonra zaten videoyu kapatacağız. Çünkü ya bugün hava çok sıcak. Güneş sıcak. Orada serinde dursun abi. Evet. Ya bu kendini kapatsan öyle gidiyor bakalım. O da hiç kutuya şey yapmadı değil mi? Yok, bu şey yaptı. Havladı, havladı. O havladı mı ona? Havladı, havladı. Evet. Havladı. Bu kaç kilo biliyor musun? Bu abi 68 tarttım onu da. Geçen gün tarttım. Biraz dedim kilo verdireyim. Çünkü birkaç arkadaşım var. Yani kalp krizi geçirmesini istemiyorsan kilo verdir. Yemeğini azalttım. Yine kilolu gibi duruyor ama 62 kilo geldi. Belki de böyle 65-70 arası. He, bu 68'di. Evet. Ama bak kalınlığa bakarsan abi ondan kalın duruyor. Ben anlamıyorum. Evet, baksana. Evet. Çok acayip ben kalın ya. Sordum. Dedim bu belki 75-80. Yok abi ben. Yani arkası markası çok geniş ya. Bizim kantar mı yanlış tarttı geçen anlamadım ama çok da kilo vermiş gibi gelmedi bana. Yok, bu bayağı. Ama geçenkinde 68'di, şimdi 61 mi 62 mi ne geldi yani? Yok, fazla duruyor ya. Belki de fazla olabilir. Çok kalın evet. Baksana bayağı şey. Yani o kadar senin dediğin kadarsa bu ondan daha kalın duruyor çünkü. Şu 60 kaç? 9. ayda iğne vurdurdum. Ne? 68 kiloydu. He. Ölçtü, 60, doktor ölçtü. 68 kilo. Abi şu dişini bana bir gösterebilir misin? Onu açabiliyor musun dişini? Bir aç bakayım onun diş yapısı nasıl, bunun diş yapısı nasıl? Dişe gelene kadar aynı. Yani dişleri aynı. Dişleri aynı. Şu mesafe yani işte bu dişleri bunların biraz daha büyük olsa var ya kangalı mangalı yatırıp kaldırır hemen öldürürler. Bunlar kangalı ondan hemen bitiremiyor çünkü daldıkları zaman. Çoban köpeğin ya da. Çünkü çoban köpeğinin dişi daha büyük. Şimdi boss'u çıkardığım zaman dişini göstereceğim sana abi. Mavzer mermisi gibi dişi var. Bundan daha büyük. Allah'tan boss bunlara çok sataşmıyor. Yani o konuda rahatım. Bunun yerini gidip devamlı işiyor ama hiçbir hırlaşma yapmıyorlar. Evet. İnşallah öyle zıt gitmeden devam ederler. Yok abi ikisi de şeydir. Dedim, yani buranın şefi benim. Ve o da benim diyor. Yok bunun şeyle alakası yok ya. Bu diyor ki bunun ben bana diyor kimse bulaşmasın. Ben diyor böyle şapşal şapşal hayatıma devam ediyorum. Ama biri bulaşırsa onun arasında. Ama her köpekte vardır o. Ben sana diyorum. Ama sana yok böyle liderlik yap. Lider olacak bir köpek değil abi bu. Abi, bu olsun. Yani iyi bir köpek. Ama lider olmaz. Çünkü aslında en güçlüsü bu. İnşallah öyle şeye de girmez. Çünkü i̇nşallah. Gerçekten güçlü yoksa evet. Bize sıkıntı yapar burada. Evet. Ama mesela bak boss öyle değil abi. Boss bu bak, biliyor, mekan benim diyor boss. Bak abi bu kuvvetini de biliyor, kilosunu da biliyor, bu biliyor. Diyor ki zaten diyor onlarla uğraşmaya değmez diyor. Belki de öyle. Bu zaten direkt şu Al Capone'a çok gıcık oluyor. Evet. Baron'a gıcık oluyor. Kafayı taktığı köpekler var. Onlara karşı liderlik yapmak istiyor. Ama mesela boss'a, Pablo'ya, Korsan'a diğerlerine öyle bir şey taslamıyor yani. Pablo bundan güçsüz yani ama yine ona karşı bir şey yapmak istemiyor yani. Kayınpederi olduğu için belki ona şey yapmıyor. Onun kızıyla. Oğlum bu siyah küçük şeyler ne ya? Isırıyorlar beni ya. Burada bir şey var ya. Sinek yavrusu mu bunlar? Ne bunlar? Neyse şimdi şu Esko'yu yerine koyalım. Bu ama bu çok akıllı. Bak çağıracağım onu şeyine gelecek. Kafesine gelecek. Hiç bağlamaya gerek yok. Hadi Esko. Bir de gelmezsen şimdi hadi. Tamam bak gel. Oğlum beni. Sözümü yere düşürme. Hadi. Hadi gel. Çabuk. Çabuk buraya gel. Çabuk. Sözümü yere düşürme. Gel çabuk. Çabuk. En son bir bakayım. Bir ondan sonra geliyorum. Hadi bakayım. Hadi. Hadi gel çabuk.
finale geliyoruz. Boss'u çıkartıyorlar. Boss bir şey yapsın. Escobar'ı gördün mü? Bak yabancı köpek olmasına rağmen çağırıyorum, onu geliyor. Bunu bir çoban köpeğinde olmuyor mu? Ya bu kanekosu da olur, pitbull da olur, dogo da olur, presse kanadı da olur. Ama yani, kangal da olmaz yani. Gelmez yani. Yabancı köpek var burada, gelmez. Kangallar yani tamamen hisli hayvanlar. Yani, dur yani. Beni rahat bırakıyor. Evet, aynen. Yani dağları gezip gelir diyor. Aynen. Kimse de bir şey istemiyor. Şey orada yatıyor mu? Heh, evet. O orada yoruldu ya havadan. Ya o orada dursun. Şimdi evet. Boss'u salacağım. İyi, ne mutlu sana. Arkadaşlar Lady bir şeyle oynadı. Lokum'la oynadı ama Lokum Lady'yi bir öptü mü ne yaptı anlamadım. Orada bir ciyak sesi geldi. Lady ondan sonra dedi ki ben bundan muhatap olmak istemiyorum. Geldi oraya uzandı. Boss. Hayır ol. Otur bakayım. Hayır. Gel. Hayır. Çık. Çık. Buraya gel oğlum. Buraya gel boss. Boss. Gel buraya. Buraya gel. Boss. Bak boss dinlemiyor beni. Boss gel. Boss gel oğlum. Tamam. Gel. Gel boss. Boss gel buraya. Gel buraya. Gel buraya boss. Ya. Buraya gel. Otur bakayım. Otur. Nasıl takip ediyor ya? Ama var ya bak boss'la hiç öyle bir şey yok. Bana dalmaz yani. Sen işe baksana. Seni ha buraya bir. Borç. Neydi ne oldu şimdi, kibar davranıyor, hep boss'a sert davranıyordu, şimdi yalıyorsun bak, şimdi yalakalık yapıyor. Şimdi niye yalıyorsun, öyle bakıyorsun ama bu bizim erkek diyor ya. Baksana bak bak bak. Tamam boss. Aferin oğlum ya. Canavar ya. Nasıl kitleniyor? Ha bakma bana öyle. O da bir tırana sürünce evet. Ağzından kan geliyor. Kimin? Lokumun. Bir şey söylüyor. Buraya gidin. Tamam.
Götüremiyor mu? Yok getiririm ya. Bunda bir sıkıntı yok abi. Bunda sıkıntı yok. Gel bakayım. Tut onu abi az. Aman ha. Hadi hayır. Hayır. Şöyle tutayım abi. Raskolini böyle tutamam abi. Ama tamam. Bu da mı 70 kilo bu? Bu 68 abi. Hayır. Bok yiyen ne olur ne olur. Ha gel buraya. Gel. Gel buraya. Sen tut abi de ben burada alayım. Ne olur ne olmaz. Hadi gel buraya. Hadi. Bak. Buraya gel. Abi kapıya sen. Gel. Ne olur ne olmaz. Seni dışarı çıkaracağım. Arabaya bindim seni dışarı çıkaracağım. Sus bak. Seni ben tiket alayım seni şey. Rahat rahat orada dur. Tamam, bitti hadi gel. Gel seni alalım şu hadi. Gel şuraya bağlayayım seni gel. Gel bakayım. Gel bakayım şuraya bağlayayım. Hadi gel. Hadi gel bas. Tamam orada kal. Sen orada kal. Abi sen istiyorsan onu sal kendi kafasına göre takınsın ya. Ben botu bağladım. Şimdi şey yap şimdi bize 2-3 dakikaya gidelim. Buraya bak ya. Köpek patinaj yaparken betonu söktü ya. Böyle bir şey. Ana bu geldi buraya. He? Dur ne olur ne olmaz. Ben onu bir ha bunu sen alın abi. Abi sen onu tut da ben bir içeri gireyim ya. Bunu şimdi bir düşman görmüştür. Sen de gençsin. Çık ona! Çık! Neydi çık? Neydi çık? Çık! Hadi. Biraz serbest. Hayır tamam. Tamam boş. Lady sürekli boss'u sakinleştiriyor. Tamam sakin ol bir şey yok. Gerilmene gerek yok falan. Lady sürekli. Hep barış modunda Lady ya. Eyüp abi çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim ya. Yine bir video yapmış olduk. Macera oldu. Evet. Her sene, bir daha sene geleceğim. Nasıl kısmet ya. Her sene Giresun neresinden lan sen? Ben Dereze. Dereli'den ha. Evet. Giresun Dereli. Geliyorum. Bu zamanlarda mı denk geliyor hep senin gelmeye? Hep bu zamanlar. Bu zamanlar değil mi abi? Ne çabuk zaman geçti demek ya. Ya ilk geldiğin zaman şey yoktu değil mi? Bu bosslar yoktu değil mi ilk geldiğin zaman? Onu hatırlamıyorum. O zaman yoktu evet. İlk videolarda yoktu. İlk videoda kim vardı ya? Çünkü bu üçüncü gelişin. Lokum. Bir soluklansın da abi ondan evet. Sonra çıkarsınız öyle nefes alsın. Yani arkadaşlar hayvan hiçbir kavga etmedi. Hiçbir yani performans normalde yok. Burada durduğu yerde yorulabiliyor bu hayvanlar. Yani havanın sıcak olması buna çok büyük etki. Evet.
Bir de düşünün yani bir boğuşmaya girse falan o nefes alışveriş nasıl olacak? Yani ben bizim korsan da mesela şey logo Pablo ile o kadar belki de yarım saat 40 dakika kavga ettiler yine orman yolunda. Pablo gayet sakin zaten olaydan sonra video çektim. Pablo o kadar rahat nefes alıyor ki sanki hiç kavga etmemiş. Oğlu korsan o da dogo. Ama o öyle bir nefes alıyor ki nefese doyamıyor. Yani belli yani yoruldu. Hayvanların şeyini nefes alışverişini anlayabilirsiniz yani. Şimdi şeyde lokumda 3 tane pardon 4 tane 4 tane köpekle yani Escobar'la çok şey yapmadı ama yukarıda su da var abi ha soğuk su yayla suyu. Oraya mı gidiyorsun? He. O da içinde. Onu aç aynı. Hayvan 4-3 tane köpekle karşı karşıya geldi yani. VS yaptık onları. Bunlarda hiçbir temas yok arkadaşlar. Bazen bunu şey gibi gösteriyorlar ama hiçbir temas olmadığını da gördünüz. Kimse burada zaten köpeğinin yaralanmasını istemez. Ama köpeklerin de böyle adrenalinlere, böyle mevzulara ihtiyacı var. Yani bir ya tamam köpek dursun, hiç böyle olsun. Kukla gibi. Bunlar oyuncak değil yani sonuçta. Bir atraksiyon gerekiyor ara sıra. Bak boss şimdi onu takip ediyor. Yeri geldiği zaman sahibini koruyacak. Belki başka bir yerde, başka bir şartlarda bana böyle diyelim vahşi bir köpek saldırıyor. Boss yanımda. Yani neyin ne yapması gerektiğini bilecek köpekler. Yani atarlanmayı, nerede oturması, kalkması gerektiğini bilecekler. Şu an oturmasını biliyor. Ama biraz sonra kalkmasını da bilecek. Tamam mı? Adam, adam ya. Orada olur ne sanıyor? Boş. Şuradan çeksene. Şu an onu takip ediyor ya. Şu an onu göremiyor ama onu takip ediyor arkadaşlar. Ama boss bana dalmıyor gördünüz. Bella bağırıyor değil mi? Bella'yı da salayım mı? Bir görsün onu bari. Abi hiç şey yapma da Bella da şu çevre görsün onu tamam mı? Bella'yı da çıkaracağım. Tamam bir üstüne onu hiç bağlama ya o kafasına göre. Bella dışarıda gör. Tamam. Buraya getirmene gerek yok o rahat olsun anladın tamam, mı? Tamam. Ben Bella bir çıksın Bella'yı çıkaracağım. Bella yamyamını. Arkadaşlar Bella'yı şey yaptım. Bella çünkü yamyam olduğunu biliyorsunuz. Çok bağırıyor kızıyor. Hatta lokum onu bir ısırıyor muydu? Öyle bir mevzu olmuştu geçen videoda ama. Bella son şeyi yapsın görsün lokumu. Kendi cinsi. Ama Bella'yı arkadaşlar demiştim kızan olursa lokumla yani denk gelirse çiftleştirin diye. Artık onu da çiftleştirmem çünkü yavruyla uğraşmak zor. Hele bir tane son zamanlarda bu Bella'yı veren kişi tarafından yok köpeğimizi geri ver falan filan gibi muhabbetler de yapıyor. Yani kafayı yemiş herhalde. Neyse şimdi Bella'yı çıkartayım. Yok Bella'ya bağırıyormuşum da bilmem ne yani. Yok bağırmayacaktım ona. Bella Hanım gelir misin? Bella. Bella Hanım. Neredesin? Gel Bella. Şu şeyi kapatayım da. Bella Hanım. Bella sana da hanım dedik ya. Yam yam Bella. Ne var ya?
Ben seni çıkardım oraya, gez. Gittin oraya saldırıyorsun ona. Gezen kapıysa herhalde konuşmadın ya. Hemen şey mi, saldırdın mı lan, ne yaptın? Hemen, hiç. Bu benim artık normal değil ya. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen ortada ol, ben de bunlar ikisi yalnız kaldı, hiçbir şey yapmaz. Bu mu? Ne havlar ne şey yapar. Abi o Bella'ya var, ısırır. Bu Bella çünkü, bak Bella kesin ona bir ısıracak. Bu da o zaman Bella'yı boğar yani, onu o riske edemeyiz. O var, o çok evet. seni koruyor. Bella mı? Evet, sadece seni koruyor. Sadece Bella seni koruyor. Ya, beni çok seviyor. Vallahi bak, sana söyleyeyim. Hiç şey yok, hiç şakası makası yok. Deve bile gelse, deve bile saldırır. Seni orada ya olur. Barona marona saldırıyor da benim yanıma geldiğim köpekler hep evet. Saldırıyor. Bunu çok yani, sevdiğinden dolayı. Çok gerçekten sahibini çok bunlar, seviyor. Bak bunlar biliyorsun sahip, koruyucu. Evet, bak, koruyucu yakın ya. Koruma köpeği sahibi. Yani, evet, bunlar hiç şaka yok. Evet. O mesela küçük dersin bir şey ama var o adam parçalar. Abi biliyorum. Hiç o. Şakası yok onun. Yam yam ya. Seviyorum onu. Ya sevilmez mi? Ne güzel ya. Ne güzel bir hayvan. Acaba bize müsaade. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bayağı atraksiyon yaşadık. Çok teşekkür ederim abi. Allah yoluna ayağına taş değdirmesin abi. Olasın. Çok teşekkür ederim. Abi geliyor. Dur. Ya korkma bunu. Korkma diyorum da ne olur ben bu çünkü bu beni diğer köpekleri görüyor ya. Ne olur ne olmaz yani. Bak böyle bana el ayakları diye yap. Evet. Bir de bana bağırarak konuş. Afı yok. Evet. Ama normal sakin konu hiçbir şey yapmaz. Hiç. Sağda onu böyle el ayakları yapıyorsun evet. Ya. Hemen. Abi sen bu birini kaparsa. Dağdı mı birini abi? Hiç böyle. Bazı işte çok cesaretli olan kişiler var. Evet. Kafasını elle meşerli ama o zaman okşuyor. Diş evet. Vuruyor yani. Evet. Isırmıyor, diş vuruyor. Isırsa zaten yapsan Allah diyor. Korusun. Isırsa gider zaten. Gider. Çok teşekkür ederim abi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.